Evet arkadaşlar, biraz önce ifade ettiğimiz gibi bilanço dipnotlarımızı dijital ekranımızda tanıyalım. Bir kere sınav sorusu, en bariz çıkacak olan sınav sorusu, bilanço dipnotlarının kaç adet olduğu, 30 adet olduğunu bilelim arkadaşlar ve birinci dipnotumuzdan başlayalım. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanının dipnotta belirtilmiş olması gerekiyor. İkinci olarak bakıyoruz, yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere ait cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı, cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi, bakiye tutarı, aktif değerlerin toplam sigorta tutarı ki bu üçüncü konu çok sıklıkla geldi. İşte şöyle bir soru geldi. Bilançonun dipnotlarından aşağıdakilerden hangisi bilançonun dipnotlarındandır? Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı sınav sorusu olarak geldi. Dörde bakıyoruz. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutar TL'si dipnotta belirtilecek. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı TL bazında belirtilecek. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar TL'si, kasa ve bankalardaki döviz mevduatının döviz cinsinin ne olduğu, miktarı, Türk lirası karşılık kuru ve toplam tutarı yer alacak. 8'e baktığımızda yurt dışından alacaklar ki bunların içerisinde avanslar dahil olmak üzere döviz cinsi, miktarı, TL kuru karşılığı ve toplam tutar TL'si olacak. 9'a baktığımızda yurt dışına borçlar, yani avanslar da bu borçlar içerisinde dahil olmak üzere döviz cinsi, miktarı, TL kuru ve toplam TL tutarının belirtilmiş olması lazım. 10'uncuya bakıyoruz. Tedavildeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı TL olarak belirtilecek. 11. dipnotumuza baktığımızda cari ve gelecek dönemlerde yararlanacak yatırım indiriminin toplam tutarı. 12'ye baktığımızda tedavildeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarının TL karşılığı yer alacak. 13. dipnotumuzda sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü, bunların türü, tertibi, adedi, üstleri ve toplam tutarı belirtilecek. 14. dipnotumuzda cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedinin tutarı, 15'te işletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların, ki bunlar artık iştirakçı oluyor, adı, pay oranı ve pay tutarı belirtilecek. 16. dipnotumuza geldiğimizde sermayesinin %10'u ve daha fazlasına sahip olunan iştiraklerle müesseseye bağlı ortaklıkların, ki iştirakçı dememiz için %10'la %50, bağlı ortaklık dememiz için %50'nin üstünde orana sahip olması gerekiyor. Bu ortakların adı, pay oranı, şirketteki pay oranı, toplam sermayesi ve son dönem karın TL miktarlarının belirtilmiş olması gerekiyor. 17. dipnotumuza baktığımızda stok değerleme yöntemi. Aynı o 3. maddedeki gibi aktif toplama gibi stok değerleme yöntemi de önemli. Stok değerleme yönteminde cari dönemde uygulanan yöntem, yani şu an uygulanan yöntem, cariden önceki dönemde uygulanan yöntem, varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış veya azalış tutarları. Yani orada neyi belirtmiş olduk arkadaşlar? Aslında LIFO-FIFO yöntemi ya da ortalama metotlarla amorti edilen stokların, amorti değerleri stoklama metotlarının değişiklikleri. 18 dipnotunda cari dönemdeki maddi duran varlık hareketlerinin, satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri, elden çıkarılan veya hurda ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti, cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışların TL miktarı, ki bunlar mali varlıkların maliyet bedellerinin toplamından birikmiş amortismanların çıkarılması sonucu ortaya çıkan değerdir. 19. nolu dipnotumuza baktığımızda ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçları içindeki paylarını görüyoruz. Ana kuruluşun ticari alacağı ticari borcu, bağlı ortaklığın alacağı borcu, iştiraklerin bizden alacağı ve borcu 19'da yer alacak. 20'ye baktığımızda cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı yer alıyor. 21'de bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor. 22 nolu dipnotumuzda belli bir döneme sahip olan ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi
Tabii işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkilemeyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri de bu bölümde açıklanacak. 23'e geldiğimizde işletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri bu dipnotta belirtilecek. 24'e baktığımızda bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin TL tutarı belirtilecek. 25'te menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakları ve bağlı ortakları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunların çıkarılan ortakların TL miktarı 25 nolu dipnotta yer bulacak. 26'ya baktığımızda iştiraklar ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedinin TL tutarı yer alacak. 27'ye geldiğimizde kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin ki bunlar katılma intifa senedi bunların içerisinde dahil edilmek üzere kredi menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları 27 nolu dipnotta yer alacak. 28'e baktığımızda ortaklar, iştiraklar ve bağlı ortaklık lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval ki aval kefil olmaktır. Ciro hakkı alacak hakkını devretmektir. Ciro gibi yükümlülüklerin tutarı. 29'a baktığımızda mali tablonun önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablonun açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 29'da yer alacak ve son olarak bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih yine dipnotun 30 nolu dipnotta yer alacak bilançonun dipnotlarında. Biz böylece arkadaşlar bilançonun 30 adet dipnotunu bitirdik. Şimdi gelir tablosunu tanımlayalım. Gelir tablosunun içerisindeki değerlerimizi dijital ekranımızda söyleyelim. Daha sonra gelir tablosunun içerisinde bulunan 13 tane dipnotun da tıpkı gelir tablosu bilanço dipnotları gibi gelir tablosunun dipnotlarını da dijital ekranımıza gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi gelir tablosunu tanımlayalım. Bir kere gelir tablosu bir işletmenin faaliyet belli bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet yapısını gösteren çizelgelerdi dedik. İşletmenin kar mı zarar mı ettiğini biz gelir tablosuna bakarak ortaya çıkarıyoruz. Şimdi biz gelir tablosunu bir tanıyalım arkadaşlar. Dijital ekranımızda gelir tablosunu bir tanıyalım. Gelir tablosunu ilk bölümünün brüt satışlarla başladığını söyleyebiliriz. Brüt satışların içerisinde yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar, diğer gelirler. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan gelirlerin biz yurt içi ve diğer gelirler olduğunu söyleyebiliriz. A maddesinin yurt içi satışlarla yurt içi satışlar ve diğer gelirlerin tümüyle oluştuğunu söyleyebiliriz. B'de satış indirimleri, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri görüyoruz. C'de net satışlarımız var. Tabii brüt satışlarımızdan indirimleri düştüğümüzde biz net satışları buluyoruz. Satışların maliyetini bundan çıkarıyoruz. Hangi satışların maliyetini çıkarıyoruz? Satılan mamül maliyetlerini, satılan ticari mallar maliyetini, hizmet işletmesi isek satılan hizmet maliyetlerini ve diğer satışların maliyetini satışların maliyeti bölümünden çıkarıyoruz. Daha sonra brüt satış kar zararına ulaşarak bundan da faaliyet giderlerini çıkarıyoruz. Çıkaralım. Faaliyet giderlerimiz nelermiş? Arge giderleri, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri. Bunları çıkarttığımızda faaliyet karı veya zararını bulmuş oluyoruz. Daha sonra diğer faaliyetlerden olan gelir ve karları buna ekliyoruz ki bunlar 9 tane. İştiraklerden temettü yani kar gelirleri, bağlı ortaklıklarından kar gelirleri, faiz gelirleri, komisyon gelirleri, konusu kalmayan karşılıklar, menkul kıymet satış karları, hisse senetlerinden doğan karların takip edildiği eser, kambiyo karları ki bu kambiyo karları kasanın kur farkından doğan karlar, reskont faiz gelirleri ve diğer olan gelir ve karlar yer alıyor. Daha sonra diğer faaliyetlerden olan gider ve zararları bundan çıkarırız. Bunlar nedir? Ödemiş olduğumuz komisyon giderleri, karşılık giderleri, hisse senetlerinde elde etmiş olduğumuz zararlar, kasanın kur farkından elde ettiğimiz zararlar. Örneğin 1 dolara 1,5 dolara satmışız malı. 2 ay sonra dolar düşmüş. Kambiyo zararı elde etmişiz. Reskont faiz giderleri. Örneğin alacak senetlerimiz tasarruf değerinin altında bir değerle değerlenmiş. Bu bizim için olumsuz bir durum. Ve diğer olan gider ve zararları çıkarıyoruz. Finansman giderlerine
ulaşıyoruz. Finansman giderlerinde kısa vadeli borçlanma giderleri, uzun vadeli borçlanma giderleri çıkarıp olağan kar ve zarar hesabına ulaşıyoruz. Olağan dışı gelir ve karlardan da önceki dönem gelir ve karlar ile diğer olağan dışı gelir ve karlar çıkarttığımız zaman olağan dışı gider ve zararlar bölümüne geliyoruz gelir tablomuzda. Burada çalışılmayan kısım gider ve zararlar. Bazen işletmelerin bazı dönemlerde çalışılmadığı görülüyor. İşte kapasite eksikliğinden dolayı. Önceki dönem gider ve zararlar, diğer olağan dışı gider zararları çıkarıyoruz. Dönem kar ve zararı, dönem kar, vergi ve diğer yasal yükümlülükleri karşılıkları çıkarttığımızda işletmemiz dönem net karı ya da zararı etmiş oluyor arkadaşlar. Biz böylece gelir tablosunun içerisinde oluşulan bölümleri olağan gelir ve kar bölümüne kadar, brüt satıştan olağan kar, dönem net kar zarar hesabına kadar dökmüş olduk. Şimdi biz gelir tablosunun 13 tane dipnotunu dijital ekranımıza görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim gelir tablosu dipnotlarının neler olduğuna. Ki biz demiştik ki bilançonun dipnotları 30 tane, gelir tablosunun dipnotları 13 tane. Birinci dipnotumuzda dönemin tüm amortisman giderleri, itfa, aşınma payı ve tükenme payları. Bunlar içerisinde amortisman giderleri, normal amortisman giderleri, yeniden değerlemelerden doğan amortisman giderleri, itfa ve tükenme paylarını görüyoruz. Dönemin karşılık giderleri 2 nolu dipnotta olacak. Dönemin tüm finansman giderleri 3 nolu dipnotta olacak. 3 nolu dipnotun finansman giderlerinin altında üretim maliyetine verilen finansman giderleri, sabit varlıkların maliyetine verilenler, doğrudan gider yazılanlar yer alacak. 4 nolu dipnotumuza geldiğimizde dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı. Tabi burada toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir TL miktarı olarak. 5 nolu dipnota baktığımızda, gelir tablosu dipnotuna baktığımızda ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakları yapılan satışlar. Tabi yine burada toplam tutar içindeki payların %20 aşanlar ayrıca gösterilecektir. 6 numaralı gelir tablosu dipnotuna baktığımızda ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerlerinin TL miktarı yer alacak. 7 nolu dipnotumuza baktığımızda yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilerin cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının tutarını TL olarak belirtilecek. 8 nolu dipnotumuza baktığımızda amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerine meydana getirdiği artış ve azalışlar yer alacak. 9 nolu dipnotumuza geldiğimizde stok maliyeti hesaplama sistemleri, safha olabilir, sipariş olabilir. Bu yöntemlerle işte ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren iç çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi stok maliyet hesaplama sistemleri yer alacak. Yani biz stoklarımızı hangi maliyete göre hesaplamışız? 10 nolu dipnotumuza baktığımızda varsa tamamen veya kısmen, tamamen ya da kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. Yani fiili stok sayımı neden yapılamıyor? Bunun gerekçeleri, işletmede fiili olarak stoklar neden sayılamıyor? 11'e baktığımızda arkadaşlar yurt içi ve yurt dışı satışların hesap kalemi içindeki yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ve hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamların brüt satışların %20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar 11 nolu dipnotta yer alacak. 12'ye baktığımızda önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not yer alacak. Ve son dipnotumuzda ise adi ve imtiyazlı hisse senetlerinin için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları belirtilecek. Böylece arkadaşlar biz gelir tablosu dipnotlarımızı söylemiş olduk. Şimdi tahtamızda bilanço ilkeleri, bilanço çeşitleri ve bilançonun çeşitlerinin dışında gelir tablosunun çeşitlerinin neler olduğunu söylemeye geldik.